Tamam. Bununla başlayalım. Tamam. Bir videoyla onu bitireceğim. Bu adam gay. Gay sevgilisi var. Gay ile el ele tutuşmuş. Fotoğrafı var. Belgesi var. Deyip durdun. Hiçbir şey gösteremedin. Tek yaptığın şey iftiralarla, yalanlarla boş boş konuşarak algı oluşturmak. Nefesim bana öyle geçti. Bir dakika. Bir nefes alın arkadaşlar. Nefes alın. Yapmayın. Ben... Ya Topol, şunu arada bassana ya. Sen soundpad'ine koyup sese bayıldım ben ya. Tamam dayı, bekliyordum zaten. Onu arada bas sen. Tamam. Bunların cevabını sana vereceğim. Arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın, sizi bu konularda maruz bıraktığım için gerçekten ben de çok sıkıldım. Şimdi olayın benden başka bilen var mı şu an Discord'da mevzuyu? Ben izledim, detaylı takip ettim. Sizin kafanız rahatlasın diye. Bu videoyu ben çok süper özetliyorum. Savaş Çebici diyor ki Jahren gay. Jahren diyor ki hayır ben gay değilim. Gay olsam bilirdiniz niye korkayım gay olmaktan. Ama Savaş Çebici gay. Savaş Çebici de diyor ki hayır ben gay değilim. Jahren gay. Jahren diyor ki ben gay değilim abi. Savaş Çebici gay. Böyle başlayan ve sonra karşılıklı düelloya dönüşen bir olay mevzu. Yapma ihtiyacı hissettim. Aynen, yoksa evet. Bir açıklama yapma ihtiyacım yok. Yapma ihtiyacım olsa yıllar önce bunu Cenk'e yapardım. Çünkü aynı şeyleri Cenk de söyledi. Cenk buna bunları söylemiş, bu da bunları tekrar ediyor. İstihbarat ordum dediği, ordum var dediği Google'da daha önce paylaşılmış şeyleri yazıp işte ben buldum deyip çoluk çocuğa, çoluk çocuğu kandırmak. Çünkü gerçekten çok düşük, yaşı düşük çoluk çocuk kitlesi var. Bana da bir sürü küfürler ettiler. Bakıyorum tipine gerçekten 35-45 kilo arasında değişen çocuklar. Yani yapsam düşecek çocuk küfür ediyor oradan bu arkadaşın yönlendirmesiyle. Şimdi arkadaşlar ne demiş bu? Dostum bekleyin. Şimdi bir taraf belirleyeceğiz. Bekleyin bir izleyelim ondan sonra. Ağzı ishal olmuş arkadaş. Bu arada bu son videom. Bundan sonra çok büyük sataşma gelmezse video yapmayacağım. Demiş ki bu... bu bölüm kaç? Bu bölüm 3'tü. Bakalım devamı ne zaman gelecek? Nereden başlasın? Başladı. Demiş ki ben %50, benim %50 ihtimal bir videom vardı ateizmle ilgili. Bu videoya ben yorum yaptım. Ondan sonra benim bu videoma cevap veremedi. Dolayısıyla cevap veremediği için de tek tek 20 bin yorum mu silmiş Savaş Cebeci? Has siktir evet lan. Onun botu var. Dostum bak siz bana etkinlik açtınız gene yarra yedi ya. Etkinlik açıldı yarra yedi ya bu gene. Ne alakası var, kapattın dayı onu. Dostum. Bana obez dedi. Ben de ona gurur dedim. Ondan sonra takipçileri bana küfür etti. Yalan. Böyle başlamadı olay. Dayı şu DC'nin kalitesini bir video yaptı. Beni. Bu videoda 480 okey. Direkt bana hakaret etti. Nasıl hakaret etti? Bakın ne demiş. Ya Savaş Şebeci bir kat at ya şuralara. 1-0 Jao önde aldık. 1-0 bir kat atmadığı için 1-0. Nasılsınız yapın. Bakın biz sizin işinize karışıyor muyuz? Kas yapın. Nasıl basılır onu anlatın. Ne yenir onu anlatın. Başka konulara girmeyin abi. Basın yani bak. Bas. De ki böyle basıyorum de. Bunu yiyorum de. Şu proteini yiyorum de. Tamam abi eyvallah. Başka konulara girme baba. Ha bak. Diyor ki burada. Kez aklamına. Kim? Siz ben diyor salaksınız. Cahilsiniz. Bu konulara girmeyin. Oğlum adamın babasının mesleğini biliyor musun sen? Neydi bilmiyorsan, abi? Bilmiyorsan hiç konuşma. Öyle söyleyeyim. Bu işleri bana bırakın. Bu işler benim işim diyor. Ben de o videoda diyorum ki, bu videoyu izlemediyseniz izleyin. Jahren denilen obez bana diss atmış videosunda diyorum ki, iyi de kardeşim. Jahren 2-0. Şimdi sevgili Savaş Cebeci niye durduk yere body shaming yapıp obez dedi? 2-0. Ben bak şöyle bir dakika ekrana sayaç koyayım. Ben objektif yorumlamam lazım. 2-0 oldu. 2-0.
Jahre'nin önünde. Çok çok yanlış yerden girdi. Kardeşim sen kimsin diyorum. İki üniversite mezunu, iki tane İngilizce Fransız... Obez dayanışması. Sikerim bak belanıza. Ana dili gibi konuşan bana sen karışma diyor. Adama bakıyorum, dedim böyle ben bu arkadaşı tanımıyorum. Bana laf atmadan önce. Gerçekten tanımıyordum. Ondan sonra baktım kim bu diye. Dedim herhalde bu Jahre'nin ortaylı filan. Baktım adam üniversite terk lise mezunu. Birisi çıktı. Jahre'nin liseli mi çıktı? İnanmam. Dostum ben bayağı adamı Polonya'da okudu zannediyordum. Bayağı bilgili. Bitirmemiş dayı. Ben de öyle zannediyordum. Durum 2-1. Onu söyleyeyim. Video oyuncusun. Şimdi video oyuncusun sen. Sen konuşacaksın. Hiçbir eğitimin olmadı halde. Ben de makine mühendisliğini bıraktım son senede. Oradan acaba bir yarım puan yazmaz değil mi? Bu kadar background'la niye konuşmayayım dedim o videoda. Sen bana salak dersen bütün kas yapan insanlara... Cross hoş geldin dayıcım. Konuşmayın. Siz geri zekalısınız dersen ben de sana şişko ve obezsin derim. Geri zekalı denmiş 2-2 dostum. Ben burada 2-21 oldu amına koyayım. Ben burada objektif bir hakim olmak zorundayım. Ki sen şişko ve obezsin zaten. Bunu yani, kullanmıyorum. Obezi bir daha kullanmıyorum. Bu zaten hakarete de girmiyor birisine obez demek. Yani olaylar böyle başladı. Ondan sonra sen... Aynı lafı bir daha edince sayılmıyor. Sen bununla da kalmadın. İyice sinirlendin. Bütün bana ve benim takipçilerimin annelerine küfür ettin. Bizim en... Ayda. Buradan arkadaşlar kritik vuruyor maalesef. Savaş Cemeci 4-2 yaptı. Hani direkt takipçilerin ve kendisinin anasına küfür ettirme. Kritik hasar vurduğu için 4-2 gibi bir durum söz konusu. Bakalım. Kutsal değerimize en azından bizim için öyle. Çünkü anne dediğimiz şey 2 puan yazar. Yani. Senin için öyle değil. Küfür ettin. Ya, ağzı kıpırdamıyor abi. Savaş Cebeci. Yalan bilgi. Yalan bilgi. 4-3. Diğer bilgiyi kapatmaz ama yalan bilgiden dolayı, montajdan dolayı bir puan yazdım. Savaş Cebeci'nin mal takipçileri. Abi adamın ağzı kıpırdamıyor. Adam konuşmuyor abi. Tanımıyorsunuz amına koyayım. Gerçekten ananı sikeceğim şimdi ha. İyi Savaş Cebeci'nin kanalını kapattıracağım ben de. Hadi bakalım. Fox Street zekası. Allah Allah ya. Çitoritçi tayfaya bak. Gidip onu kaldırtmışlar ya. Abi oynuyor ağzı. Oğlum ağzı oynamıyor. Yok ya. Yani kafası bunlardan ne hayır gelecek amına koyayım. Ezikler. Oynamıyor. Eziklerini cimde pompalayarak geçirmeye çalışan bir avuç et kafalı orospu çocuğu. Ve yan yana... Dublaj değil ya. Yani kusura bakmayın, bu videoyu izletmek zorunda kaldığım için yani videodaki küfürün ağırlığının farkında mısınız? Sadece bana değil, hepimize diyor bunu. Ve sizler için özür dilerim. Oğlum zaten kritik 2 puan verdim oradan. Kritik hasar vurduğu için 2 puan verdim, 4-3 oldu. Anladın mı? Kritik hasar var mı içinde? Verdik onu zaten. Bir daha veremem. Benim yüzümden durduk yere anneme sövdü Jaho ya. Sizin de annelerinize küfür et. Ya Jaho durduk yere anamıza sövdü ya da. Hani bizim hepimize annemize küfür ediyor. Orospu çocuğu diyor. Kas. Dostum ben niye yamcılık yapayım ya? Ben Savaş Cebeci'yi niye tutayım? Jahre'yi niye tutayım ya? Burada size bak beni objektif bir hakim olarak kabul etmeyecekseniz bu puanlamayı yapmıyorum ben. Kaldırıyorum puanlamayı. Ama ben objekt lan taraf tutmuyorum ya. Allah Allah. Yani acayip. Bak dostum War Cebeci iyi neden tutayım amına koyayım. Acayip küfürler. Neyse bir daha izlemeyelim. Bu videoyu izlerseniz. Hem Jahocusun hem obezsin nasıl tutmuyorsun? Amına koyayım. Savaş Cebeci önde amına koyayım. Nasıl oluyor ya bu durum? Instagram'da paylaştım izleyin. Şimdi böyle küfür etti. Olay böyle ceyran etmeye başladı. Ondan sonra
bana gay iftiralar atmaya başladı. Ve ben bunun ne olduğunu söyledim. Anlattım olayı. Peki işin gerçeği ne? Savaş Çebeci gay mi? Bu bir bilgiyi alalım bir. Böyle bir muhabbet var mı? Kesin info yok diye biliyorum. Ben. Yok, kesin info yok mu? Öyle biliyorum. Yani bilinen bir muhabbet yok mu? Masaj yapmış. Aynen, sadece o... gay otelde masaj yapmış yani. Dostum bak. Bu videoda tekrar farklı şeyler anlatacağım. Demiş ki obezite bir hastalıktır. Benim tembelliğim çok yemek yemem. Spor yapmam. Sen daha önceki açıklamalarında benim tiroidim az çalışıyor, yok sinir sıkışması var, o yüzden kilo alıyorum demiştin. Şimdi diyorsun ki ben hastayım, çok yemek yiyorum. Ben zaten sana bunu söyledim. Bana diss attığın videoda. Sen obez, tembel bir adamsın. Ya ben obez dediği için arkadaşlar üstüme alınıyorum. Maalesef 5 yapıyorum burayı da. Yani sikerim yapmıyorum o zaman ya. Yapmıyorum, obez deyip duruyor dostum. Obez bak... Obezse obez amına koyayım ya. Obezse obez. Allah Allah ya.